Siz dava arkadaşlarım, öncelikle hepinizi en derin saygı, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ülke ocakları, eğer siz at sırtında milletin istikbaline koşan, metheden, Türk milletinin istiklalini kurtaran Atatürk'e, oradan İkinci bir Ergenekon'a daha sığınmak zorunda kalmayalım diye Rus işgaline, Rus emperyalizmine direnen Alparslan Türkeş'e ve nihayetinde Amerika'nın gayrimeşru çocuklarına haddini bildiren Devlet Bahçeli'ye kadar şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır. Ülke ocakları ve ülke ocaklılar taşıdığı misyonun farkında ve şuurundadırlar, öyle olmak zorundadırlar. Ülke ocakları sadece bugüne hitap etmez. Şerefli mazisiyle son Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son yarım asrına damgasını vurmuş dünyanın en büyük gençlik teşkilatlanmasıdır. Bu yönüyle de, geleceğe bakan yönüyle de, gelecek nesillere de önemli miraslar bırakmak mecburiyetindedir. Bu sebeple bu amaca matuf olarak geleceğe yönelik çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz yaz ayları içerisinde Türkiye genelinde, Türkiye çapında yaz kamplarımız, spor okullarımız devam etmektedir. Çevrecilik milliyetçiliktir diyerek yaptığımız çevre faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çünkü Türk milliyetçiliği sadece kuru kuruya bir toprak sevgisi değildir arkadaşlar. Biz vatanımızın havasıyla, suyuyla, toprağıyla, hayvanıyla, bitkisiyle tamamıyla ilgiliyiz. Dolayısıyla da ülke ocakları bunların tamamıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bunlarla ilgili olurken insanımızla ilgili olmamamız tabii ki düşünülemez. Önce ülkem ve milletim anlayışıyla milletimize hizmetimiz sürüyor arkadaşlar. Ülke ocakları olarak çocuklarımıza yönelik yeni çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda çocuklarımız için Nutuk isimli bir eser hazırladık, yayın hayatına kazandırdık. Şimdi de çocuklarımız için Kutat Kubilik ve çocuklarımız için Dede Korkut hikayeleri hazırlıyoruz. Yine animasyon ve çizgi film çalışmalarımız var. Küresel emperyalizm boş durmuyor. Elinizde iPhone'lar var. Bir iPhone'un değeri 1 trilyon dolar arkadaşlar. Bizim gayri safi milli hasılamızın birkaç katı. Onun içerisinde bir tane uygulama 50 milyar doların üzerinde değeri. Yani yapmış olduğu bir uygulamayla neredeyse Türkiye kadar servete sahip olan kişiler var. Bunları bizler üreteceğiz. Ülkücü gençlik olarak bilim sahalarında olacağız. Bilim sahalarında olacağız, çalışacağız, üreteceğiz. Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacağız. Bunlar da inşallah ülke ocaklarından yetişecek. Nobel ödülü almış, tıp alanında, biyokimya alanında Nobel ödülü almış tek Türk olan Aziz Sancar bir ülke ocaklıdır. Bunu unutmayın. Neden ben yapmayayım, neden ben başarmayayım sorusunu kendinize sorun. Ve mutlaka arkadaşlar başaracağımıza, başarılı olacağımıza inanıyorum. Çünkü davamız haktır, davamız kutsal bir davadır. Resulullah'ın hadisi şerifi gereğince iki kişi çölde yola çıksanız birini reis tayin edin diyor. Tabii ki reis olan daha az uyuyacak, daha çok çalışacak. Reislik nimet değil, külfettir arkadaşlar. Buna böyle yaklaştığınızı biliyorum. Hepiniz birer bayraksınız. Hepiniz bu davanın şerefli taşıyıcılarısınız. Reislik temsil makamında. Yoksa hepiniz bu teşkilatın çok önemli fertlerisiniz. O yüzden bugün bir bayrak değişimi yapacağız. Emrah kardeşimiz sağ olsun 2 yıldır teşkilatımıza çok büyük hizmetler etti. Allah kendisinden razı olsun. Bundan sonra bayrağımızı Malatya'da Bayram Işık kardeşimiz dalgalandıracaktır. Ülkücüler birbiriyle öz kardeştir arkadaşlar. Eski yeni, önceki sonraki.
Böyle ayrımlar bizim içerimizde olmaz, yer bulmaz. Hep birlikte davamıza hizmet etmeye devam edeceksiniz. Allah hayırlı mübarek etsin.